ürünlerini burada Teknopark'ta bir tane firmada anlaşma olduğunu bir firmada yapıyoruz. Evet. Ortak. Ondan sonra bunlarımız hazır dizgisi İstanbul'da bir firmada yapılıyor. Evet. Bunu sırta mı yerleştiriyorsunuz? Evet. Mustafa bir açılışını yapabilir misiniz? Yapışıyor öyle mi? Evet. Oturalım basitçe. Yani biraz kan durdurursunuz hocam. Burada oturayım mesela. Biz genelde otururken eğilerek çalışıyoruz. Şimdi uygulamamızdan kambur durduğunuzu da gösteriyor zaten. Titremeye de başlayacaktır. Titriyor. Beni uyarıyor mu şu an? Evet, şu an uyarıyor. Peki normali şöyle dik mi? Dik durduğunuzu evet. Dik durduğunuzu zaten uygulamadan gösteriyor. Ama bu sefer. Evet. Şuna ne anlatırsın? Bizim için. Şu an bizim kontrolümüz dışından hareket edebilecek bizim istediğimiz yerlere, koordinatlara gidip kontrolümüz dışında. Evet. Kapadokya bölgesindeki butik otellerin tamamına hizmet verdiğimiz bir otel programımız var şu anda. İsmi Butik Soft. Evet. Şu anda bölgemizin tamamı Butik Soft'u kullanıyor. Biz evet. Büyük otel programlarını burada kullanamıyorlardı. O alanda bir geliştirme yaptık. Evet, Kapadokya Teknopark 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez Kampüs alanı içerisinde kuruldu. Yıllar içerisinde tabii değişik çalışmalar oldu. Fakat özellikle son 2 yılda büyük atılım gösterdi Teknoparkımız. Firma sayısını son 2 yılda 2 katına çıkardık. Şu anda Teknopark içerisinde 40 firma faaliyet gösteriyor ve %90 bir doluluk oranına sahibiz. Bu firmalar daha çok bilişim ve yazılım alanında ama da makine, savunma gibi alanlarda da çeşitli çalışmalar yapan firmalarımız var. 100'den fazla proje üzerinde çalışıyor bu firmalarımız. 120 civarında ARGE çalışanı var. Bu yılki cirosu 30 milyon liralık bir ciro yaptılar. Yurt dışına özellikle çeşitli yazılım satan bilişim firmalarımız var. Ürünlerini pazarlıyorlar. Dünyanın değişik ülkeleriyle işbirlikleri var. Biz tabii bu firmamız herkese açık. Kapadokya çevresinde yaşayan öğrenciler dahil olmak üzere mezunlar, işverenler, ARGE çalışması yapmak isteyenler güzel imkanlar sunuyoruz. Şeyimiz fiziki mekan olarak 4 katına çıktı. 80 bin metrekarede faaliyet gösteriyoruz. Kapadokya'nın turizm bölgesi olması hasebiyle özellikle sıcak hava baloncuğu alanında da ARGE çalışması yapmak isteyen firmalar için fizik mekanlarımız hazır. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Uzun vadede biz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi aynı zamanda doğal ve kültürel miras turizmi alanında bir ihtisas üniversitesi. Bu sebeple turizm sektörüne hitap eden firmaların sayısında da artış olması hem bölge için hem de üniversitemiz açısından teşvik edilmesi gereken bir husus. Ben tüm yatırımcıları, ARGE çalışması yapmak isteyen tüm firmalarımızı Kapadokya Teknopark'ın imkanlarından yararlanmaya, özellikle Devletin Sanayi Bakanlığı'nın KOSGEB'in diğer çeşitli kamu kuruluşlarının teknoparklarda hizmet veren, üreten firmalara yönelik avantajlarından yararlanmak üzere burada yatırım yapmaya, çalışmaya, projeler üretmeye davet ediyorum.